Ağrı'ya tayinim çıktı. Gittim Ağrı'da da çok zorluklarla karşılaştım. Tekrar döndüm ama Maraş'a girişim de yasaktı. O zaman sıkı yönetim işte darbe olmuştu darbeden sonra. Sıkı yönetimde bir yetkili dedi ki sen bu şekilde dolaşamazsın Türkiye'de yani darbe olduktan sonra. İsmini ve soy ismini değiştireceğiz dedi. Allah Allah. Ya dedim ki ben ya bunu dedi sol hep kullanıyor dedi. Dedim ki bakın benim böyle bir sıkıntım yok. Biraz sizi sol örgütlerden korumak için mi yaptılar bunu? Ee, bir ondan biri de şuydu. Tabii o zamanlar sadece sol örgütler değil. Ben belki e, abartmış olmayayım. Gazi Antep'ten ihtilalden önce yani cezaevinden çıktıktan sonra Gazi Antep'ten Konya'ya 4 günde vardım. Elimde sık yönetimin beraat kararı olmasına rağmen savcının Osmaniye'ye geldim, polis aldı beni, bir gün yatırdı. Ertesi gün Adana'ya Geçtim yani otobüsle giderken Adana durdurdu aldı diyorum ki ya sık yönetim Adana sık yönetim Mahkemesi'nin beraat kararı yok kardeşim diyor askerler. Bir gün Mersin'de kaldım bir gün Karaman'da tam dört günde vardım Konya'ya ihtilal olmamış ama sık yönetim vardı dolayısıyla biraz da güvenlikten dolayı yani sadece sol örgütlerin şeyi değil orada hedefsiniz ama değiştireceğiz dedim ki olmaz ya ben ailemden tümden kopacağım. Yani bunu aslında sorduğunuzda iyi oldu. Ben kitaba da koydum bunu. E, nasıl şendiller oldum diye. Komik bir şey. E, ben de e, sonra anlaştık şeyde soy isim değişikliğinde. Telefon açtılar. E, aradılar bir yeri mahkemeye aradılar. Gittim. E, git dediler hemen. Ben de zannettim ki vallahi Ökkeş ben hiç iş hiç, ben hiçbir şey anlamadım. Hayır. Böyle bir böyle bir hikaye olabilir mi? Efendim ben yani? hikaye değil bu gerçek. Yani hikaye falan anlatmıyorum ben. Bak kitaba da koydum bunu. Şimdi e, mahkemeye gittim. Soy isim değişikliği falan olunca ben zannettim ki yani gün atacak mahkeme işte bir şey olacak. Şahit gittim mahkemeye. Mahkeme bana dedi ki hakim git iki tane şahit bul gel dedi. İki tane şahit işte buldum getirdim. Peki siz demiyor musunuz kardeşim benim soyadımı niye değiştiriyorsunuz? Efendim işte güvenlik gerekçesiyle diyor adam. Yani sizi yani soyadınız değişince hangi güvenlik önlemi olmuş olacak? En olsa? azından şu söyledikleri şu bana. Ya en azından seni polis görür görmez ya da yolda birisi işte güvenlikten veya başkası görür görmez hemen ökkeş kenger diye yakana yapışmasın.